Tolga Ceyhanlı, Adana ili Kozan ilçesine bağlı Tufanlı mahallesinde çiftçilikle uğraşmaktayım. Narenci üretimi gerçekleştiriyoruz. Elimizde Ekim ayından Nisan ayına kadarki olan çeşitler erkenci, limon, geçici hepsi mevcut. Bu dönemde de yılbaşından itibaren özellikle Washington dediğimiz portakal ve şu anda da Trablus cinsi portakalın hasadı yapılmakta. Bu hasat döneminde tabii ki farklı durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de elimde göstermiş olduğum bu Washington cinsi portakal olacak. Bu portakalın ağırlığı aşağı yukarı 1 kilo 300 grama yakın. Bunun sebebi de şu, halk arasındaki adı bunun şataf olaraktan değerlendirilir. 2020 yılı maalesef sadece insanlar açısından değil, doğa ve tabiat açısından da bir takım zorluklarla geçti çiftçiler açısından. Geçen sene Şubat ayında bir yıl önce Kozan bölgesinde bir soğuk meydana geldi. Ama en önemlisi Mayıs ayında yaşamış olduğumuz aşırı derecedeki sıcaklardı. Sıcaklar 45 dereceye kadar çıktı ve aşırı derecede rüzgar ve fırtına esintisi oldu. 5 bofungun üzerinde bir esinti oldu. Tabii haliyle de çiçekten dönmüş olan meyvelerinde büyük bir kısmı döküldü. Şu anda aşağı yukarı rekolte geçen senenin hemen hemen bir %70 kadar altında diyebiliriz. Tabii bu elimizdeki meyve de bizim ürünlerimiz, bahçelerimiz sürekli olaraktan bakımları yapılan, mühendis kontrolünde ve denetimde olan ürünler. Vatandaşımızın anlayacağı dilde şöyle diyebiliriz. Bir ağacın üzerinde örneğin bir sezonda 250 meyve varsa, bu sezonda o ağacın üzerinde 20 tane meyve var. 20 tane meyve olduğu zaman o meyveler çok daha erken büyüyor ve çok daha fazla olması gerektiği dönemden daha yüksek kapasitede büyümeye sebep açıyor. Bu portakalımızın daha da diğerlerinden büyük olmasının sebebi de zamansız çiçek dediğimiz, yani 10 Nisan'daki çiçek döneminden önce ağacın aldanıp çiçeğe daha önceden bir meyveye dönüştürmesi. Tabii sonuçta da böyle bir ürün elde etmiş oluyoruz. Vatandaşlar tabii baktığı zamanlarda bazen ürünlerin büyüklüğü ya da küçüklüğü diyor. Bu şu anda normal bir portakaldan hemen hemen %60-70 daha, çok daha büyük. 1 kilo 200 gram belki 4 tane 5 tane portakalı tartsanız o kiloya gelir ama şu anda bu o ağırlıkta tek başına gelebilecek özellikle bir portakal. Peki daha önce böyle büyüklükte bir portakalla hiç karşılaştınız mı? Şimdi mutlaka diğer üreticiler de, çiftçi arkadaşlar da kendi bahçelerinde zamanla şatafla karşılaşmışlardır. Yani büyük portakalla. Ama ben bu yaşıma kadar aşağı yukarı, tabii kameralarda belki birebir dört boyutlu gibi net görünmüyor ama ağırlığı 1 kilo 300 grama yakın. Ben bu büyüklükte bir Washington portakalını daha görmedim. 30 yıldan bu yana da çiftçilik işiyle uğraşıyorum. Ben de ilk defa görüyorum bu yaşımda, evet.